Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli il başkanımız konuya giriş yaptı. İlçe başkanımızla beraber bu sabah sizleri bilgilendirmek için bir araya geldik. Biraz sonra Sayın Bakanımız sizlerle toplantı yapacak. Sizin gündeminizi beraberce konuşacaksınız inşallah. Ama konuşmamın başında hemen şunu söyleyeyim. Beni az çok tanırsınız. Biz kişisel olarak bugüne kadar kimseyle uğraşmadık. Hep hizmet etmeye gayret ettik. Memleketi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettik. Biraz sonra konuşmamdan sonra çok uzun tutmayacağım. Soru sorabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz ama lütfen kişiselleştirmeden. Her şeyi sorabiliriz. Ama kişiselleştirmeden öyle soralım. Çünkü biz bugüne kadar biraz önce söyledim. Kimseyi karşımıza alarak herhangi bir şey yapmadık. Onun için sorularımızda kişiselleştirme olmasın lütfen. Konuya gelirsek değerli arkadaşlarım, bir belediye binası yapıyoruz değil mi? Biraz da ortaya çıktı. Muhteşem bir bina Allah'a şükür. Mimarisiyle, büyüklüğüyle, yapacağı hizmetlerle Kahramanmaraş'a en az 50 sene hizmet edecek bir bina yaptık. Bitmek üzere. Biz bu binayı 2016'nın birinci ayında ihaleye çıktık. 2016'nın birinci ayında ihaleyi yaptık. Bir firma ihaleyi aldı. Bir yüklenici diyelim. İsimlerden bahsetmeyelim. Ama bir başka firma o ihaleye itiraz etti. İtirazı biz reddettik. Mevzuata uygun değil diye reddettik. Biz reddettikten sonra başka bir itiraz edilecek kurum daha vardı. Oraya gidildi. Neresi orası? Kamu İhale Kurumu. Yani belediye devreden çıktı. Kamu İhale Kurumu'na itiraz edildi. Kamu İhale Kurumu da o itirazı reddetti belediyenin yaptığı gibi. Sonra o arkadaşlar tabii artık itirazın merceği Ankara olduğu için, Kamu İhale Kurumu'na itiraz edildiği için mahkemelerde de yetki Ankara mahkemelerindeydi. Ankara'da bir idare mahkemesine dava açıldı. 2-3 ay gibi bir kısa sürede mahkeme bizim yaptığımız ihaleyi uygun görmedi. Mahkeme kararı bize geldi. Yapacağımız şey neydi? O mahkeme kararını uygulamaktı. Onu uyguladık. Mevcut yapan firmayı tasfiye ettik. O itiraz edip ve davayı kazanan firmayı çağırdık, devrettik. Ama Kamu İhale Kurumu tabii ki süreci devam ettirdi. Yani hukuk sürecini. Kamu İhale Kurumu Danıştay'a başvurdu. Son nihai merci olarak Danıştay'a gitti. Ama biz bu ara, bu sürede bu arkadaşlara işi verdik, devam ediyorlar. O arada bir takım sıkıntılar oldu ama onları konuşmayalım. Yani işçilerin falan ücretleri ödenmedi falan. Onlar bizi ilgilendirmiyor bu aşamada. Takriben 6-7 ay sonra Danıştay bir karar verdi. O kararda bakın şu Ankara İdare Mahkemesi'nin kararı, ilk mahkeme. Biz bu mahkeme kararını uyguladık. Ama sonra Danıştay böyle bir karar verdi. Yani bizi haklı gördü. Kamu İhale Kurumu'nu haklı gördü. İdare Mahkemesi'nin, Ankara İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı iptal etti. Bizim kararımız geçerli dedi. Bu da Danıştay'ın kararı arkadaşlar. Şimdi yapılacak iş neydi? Geri mevcut arkadaşı tasfiye edeceksiniz. Çünkü Danıştay'dan öte başka hukuk yolu var mı? Yok. Mevcut arkadaşı tasfiye ettik. O ilk ihaleyi alan firmaya dedik ki gel kardeş yap, devam et dedik. Aradan neredeyse bir sene gibi bir süre geçmişti. O ilk ihaleyi alan firma dedi ki ben yapamam dedi. Niye dedik? Fiyatlar değişti dedi. Bakın Allah şahit. Belediye başkan yardımcılarımız da vardı.
En az 3-4 defa o müteahhit firmaya gittik, minnet ettik. Kardeş dedik, ya buna devam edelim dedik. Etmediler, yapacak bir şey yok, etmediler. Peki yapmamız gereken şey ne kaldı? Yeniden ihale yapmak. Yeniden ihaleye çıktık arkadaşlar. Başka çaresi yoktu çünkü. 6 tane firma katıldı ihaleye. 6 tane firmanın içerisinde en düşük fiyatı veren firma 42 milyon 250 bin lira ya da 750 bin liraydı. 42 milyon diyelim ya, şey böyle kaba olarak. İhaleyi o firmaya verdik. 42 milyon 750 bin lira mı, rakam var burada önümde, onu söyleyebilirim size. 42 milyon 279 bin lira. Şimdi bakın, bu aradaki zarar bizden kaynaklanmadı arkadaşlar. Mahkeme kararlarından kaynaklandı. Şimdi mahkemeyi de dava etme imkanım var mı? Yok maalesef. Yani belediyenin kendi işlemlerinden dolayı herhangi bir zarar söz konusu değil. Ama mahkeme süreci maalesef belediyemizi zarara uğrattı. Devam ettik. Hatta o arkadaşlar bir daha itiraz etti. Kamu İhale Kurumu gene onları reddetti. Devam ettik biliyorsunuz. Sonra bir ara ihale daha yaptık. Bakın o da şu başlığı şu bakın. Çevre düzenlemesi falan değil sadece yaptığımız ihale. Dedik ki hani binanın dış görünüşü güzel, taş kaplama. Bunun tamamını taş kaplama yapalım. Güzel görünsün. İçinde bir takım eksikler vardı meclis odalarında falan. Onları da tamamlayalım dedik. Ses cihazları falan, X-ray cihazları falan, onları da tamamlayalım. Şöyle bir ihale yaptık. Bakın bu ihalenin başlığı belediye hizmet binası ikmal ve çevre düzenleme. Yani sadece çevre düzenleme değil, ikmal inşaat aynı zamanda. Yani çevre düzenlemesinde 15 milyon 500 bin lira değil, ikmal inşaatıyla beraber 15 milyon 500 bin lira ihale etmişiz. Şimdi bunların ayrıntıları da burada var bakın. Orada neler yaptığımıza dahil. Bakın bunlar da arkadaşlar saklı gizli değil ha. Bunlar ECAP diye bir şey var, sistem var. Elektrik kamu alımları platformu diye. Bunları orada görebilirsiniz. Bunları belge diye bir önünüze sürerlerse bunlara da dikkat edin. Bunlar çünkü sistemde var zaten. Saklı gizli değil. Dolayısıyla 42-15 daha 57 mi yaptı? 57-58 milyona proje mal olacaktı. Peki gelin bir mukayese yapalım. Eğer biz bugün yapsaydık bu ihaleyi 107 milyar 107 trilyondu maliyet. Bir misal daha vereyim bakın. Bir emniyet müdürlüğümüz var değil mi? Bizim binamız da aynı büyüklükte. Kaça ihale edilmiş? 120 trilyona. Eski parayla. Şimdi bakın dediğim gibi, yani bunlar ECAP'ta var arkadaşlar. Eğer yazacak olursanız bunlara bakın, doğruları olsun. Yani belge falan diye yanlış şeyleri elinizde tutuşturmasınlar. Bu belediye değerli arkadaşlarım 5 senede 592 tane ihale yapmış. 592 tane. 3142 tane de doğrudan alım ihalesi yapmış bu belediye. Bu belediyelerin 192 hesapları, yaptığı işlemler Sayıştay denetçileri tarafından denetlenmişler. Son olarak da bütün bunlar İçişleri Bakanlığımızın, bakın burada belgeleri var onların. Biraz sonra göstereyim size şimdi onları. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından da bunlar incelenmiş. Ve Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı olmadığı görülmüş. Bir belediye düşünün ki 5 senede 592 tane ihale yapmış. 3142 tane de doğrudan alım ihalesi yapmış. Ve bunlarda elhamdülillah bir sıkıntı olmamış herhangi bir şey. Bir belediye düşünün ki 789 trilyon eski parayla kaynak üretmiş, para harcamış 5 senede.
Bu para bu memlekete girmiş. Bir belediye düşünün ki bu paranın 439 trilyonunu devletten almış, 350 trilyonunu kendisi üretmiş. Yani kendisi kaynak bulmuş. Yani bir belediye düşünün ki Kahramanmaraş'a bir dünya projesi kazandırmış. Kahramanmaraş'ın marka olmasını sağlamış. Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti haline dönüştürmeye başlamış. Expo'yu almış. Antalya'dan sonra Türkiye'de ikinci Expo'yu almış. O Expo'ya bugüne kadar harcadıklarını hep kendi belediye kendi imkanlarıyla harcamış. Devletten de bugüne kadar 1 lira almamış. Ama inşallah alacak. Emin olun ki Kahramanmaraş'ı dünya gündemine taşıyacak başka bir projede yok. Biz buna 1,5 sene çalıştık. Allah şahit 1,5 sene. Kimseye haber vermeden. Ne zaman ki İtalya'da oylama yaptık, 62 ülkenin hiçbirinin karşı oyu olmaksızın 13 Şubat Belediyesi'ne o Expo verildi, mazbatayı aldık, ondan sonra açıkladık. O projeyle Kahramanmaraş bugüne kadar yakalayamadığı inşallah tanıtımı, turizmini, ekonomisini ve dünya markası olma kabiliyetini, bir dünya kenti olma kabiliyetini inşallah o projeyle yakalayacak. Böyle bir belediye bu belediye. Ben de bu devlette 63 kaç seneden beri çalışıyorum? 1973 sene kaç? 2019 kaç sene etmiş? 46 sene. 46 senede benim çocuklarıma bırakacağım bir tek şeyim var, onurum. Ben zengin çocuğu değilim. Bugüne kadar 46 sene bu devlete, bu memlekete hizmet ettim. Bunu Allah bilir, bilen kulları da bilir. 80'li yıllardan bu yana bu memlekette ne kadar yatırım varsa hepsinde az çok emeğim vardır. Devlet planlamadayken, kimse yatırımın niyesini bilmezken, kimse teşviğin tesini bilmezken ben oradaydım. Ve Allah biliyor ki bazen derdim ki arkadaşlar siz gelmeyin, evrakları otobüse verin. Ben otobüsten gider alırım. Onların teşviklerini hazırlar, geri gönderdim. Bu memlekette bu yatırımlar böyle oldu arkadaşlar. Bugün o yatırımlarda 110 bin insanımız çalışıyor elhamdülillah. Onun için biraz önce dedim ya, kişiselleştirmeden konuşalım. Çünkü Allah her şeyi biliyor. Bazı kullar bilmeyebilir. Biz de hesabı zaten Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. Kullara değil işin doğrusu. Biz bu hizmetleri yaptık. Bakın siyaseten de bir şey söyleyeyim. Çok konuşmuyoruz ama 13 Şubat Belediyesi'nin nüfusu, biraz önce başkanımız dedi, ne kadar nüfusu var? 430 bin değil mi? Bakın 2014'ten bu yana 8 tane seçim olmuş. Bu 8 seçimde 13 Şubat Belediyesi 400-450 bandında hep birinci olmuş. Yani yaptığı hizmetler Allah'a şükür değerlendirilmiş ve oylarını artırmış. Yani 8 seçimde 400-450 bandında 13 Şubat Belediyesi siyaseten de başarılı olmuş. Hep birinci olmuş çünkü. Biz geçen şeyde de söyledim, okullar yaptık açarken. Arkadaşlar durmayacağız. Yine görevimizin sonuna kadar hizmet edeceğiz inşallah. Kimseden de çekinmeyeceğiz, korkmayacağız daha. Bu memlekete taş koymaya, taş üstüne taş koymaya inşallah devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bunun karşılığını Mevlamız, Rabbimiz bize verecektir. Gerisi bizim açımızdan. Kim yalan söyler, kim iftira atar, çok önemsemiyoruz. Çünkü Allah biliyor her şeyi. Ama bu belediye çok iyi şeyler yapmış. Bu belediye Allah için bakın rekor kurmuş bir belediye. Ya 739 milyon liralık yatırım yapacaksınız, bütün 350 trilyonunu kendiniz bulacaksınız. Hadi bulun bakalım.
Her yerde yazmışız 13 Şubat'ta yaşamak şimdi daha güzel diye, değil mi? Allah için daha güzel. O güzellikler de devam edecek inşallah. Çok fazla biz son olan şeylerle ilgili biliyorsunuz bir basın açıklaması yaptık. Dedik ki henüz soruşturma belli değil. Eğer bir yanlışlık varsa onlara idari olarak da işlem yaparız dedik, değil mi o açıklamamızda? Ama soruşturma henüz gizli. Bir şey bilmiyoruz. Kimsenin izzeti nefsiyle de oynamamamız lazım. Onuruyla da oynamamamız lazım. Bu memlekette emeği olan insanları bir çırpıda ne halin var gör diyerek kenarda bırakamayız arkadaşlar. Bu bizim insanlığımıza yakışmaz. Biz inşallah hep medeni, seviyeli, kimseyi incitmeden, kırmadan ama bu memleketi inşallah bir dünya kenti yapmak için hep beraber çalışacağız. Burada da sizler inşallah bizim yaptığımız çalışmalarını insanlarımıza, kamuoyuna aktarmak için önemli bir görev sizlerde. Allah için dediğim gibi bizim her tarafa elimizin kolumuzun ulaşması mümkün değil. Ama bu güzellikleri insanlarımıza aktarmak da sizlerin görevi. Bunları objektif olarak aktaracaksınız. Eksik noksan olursa da eğer bakın insan olan yerde eksik noksan olabilir mi? Olabilir. Ama önemli olan şu, bilerek yapmasın. Bizim belediyemizde inşallah bu kabil şeyler olmaz, olmayacaktır da inşallah. Bir defa daha söylüyorum, durmayacağız inşallah, bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize bu sabah bizlerle beraber olduğu için tekrar teşekkür ediyorum.